Hristiyan gençleri 2008 yılından itibaren bir araya getiren Uyanış Gençliği 6 Mayıs'ta yeniden bir araya geldi. Toplantıda kilisenin dünyaya etkileri konuşuldu. Hristiyan gençleri 2008 yılından itibaren bir araya getiren Uyanış Gençliği 6 Mayıs'ta yeniden bir araya geldi. Etkinlik Dirisu Kilisesi'nin tapınma önderlerinden Yusuf Peker'in tapınma zamanını yönetmesiyle başladı. Gençler ilahiler ve dualar eşliğinde Rabbe yakardı. Ardından Mayıs ayında doğan gençlere Antalya İncil Kilisesi pastörlerinden Özgür Uludağ tarafından bereketleme duası yapıldı. Toplantı Tanrı Sözü'nden paylaşımla devam etti. Vaiz 1-3-9 ayetlerinden paylaşımda bulunan Pastör Uludağ, gençlere kilise dünyayı etkiliyor mu yoksa dünyadan etkileniyor mu sorusunu yöneltti. Ve bugün bir konuyu açmak istiyorum ben sizinle. O da nedir? Kilise dünyayı etkiliyor mu yoksa dünyadan etkileniyor mu? Çünkü günler hep aynı. Kilise 2000 yıldır hamdolsun var ve devam ediyor. Ama içinde yaşadığımız durumlara karşı kilise genelde nasıl etkileniyor ya da nasıl bir etki bırakıyor? Bu konuyu okuduğum bir kitapta aslında çok iyi açıklayan bir kısım vardı. Onu okuyarak başlamak istiyorum. Sağlıklı Ruhsallık diye bir kitap var. Bilmiyorum okuyanlarınız oldu mu, güzel bir kitap, tavsiye ederim. Orada yazar Peter Scazzero diyor ki, insanların bölmelere ayrılmış iki ayrı hayat sürdürme konusunda ürkütücü bir kabiliyeti var. Mesela diyor ki Frank kiliseye katılıyor ve Tanrı'nın sevgisi hakkında ilahiler söylüyor. Eve dönerken ise yanındaki sürücüyü ölüm cezasına çarptırıyor. Frank'ın gözünde pazar günkü kilise Tanrı içindir. Pazartesi ile cumartesi ise iş içindir. Tamamen ayrılıyor. Ken her gün işe gitmeden önce disiplinli bir şekilde Rab'le vakit geçiriyor. Fakat işte geçirdiği saatler boyunca, hatta eve dönüp eşi ve çocuklarıyla vakit geçirdiğinde bile Tanrı'nın varlığının onunla birlikte olduğunu bir an bile düşünmüyor. Ve bunlarla yazar diyor ki aslında Tanrı'yı kilis ve ruhsal disiplinler olarak Hristiyan faaliyetler bölmesine koyuyoruz. Ama evliliklerimizde çocuklarımızı disipline ederken, iş yerimizde hayatımızı yaşarken, arkadaşlarımızla eğlenirken, harcamalar yaparken, dinlenirken veya bir sınava çalışırken kolayca aklımızdan çıkarıyoruz. Dünya kelimesi kardeşler İncil'de birçok defa kullanılıyor. Mesela 1. Yuhanna 2:15-16 şöyle diyor. Dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. İsa Mesih burada bahsedilen kötü dünyadan bizleri kurtarmak için canını verdi değil mi? Orada bahsedilen şeylerden bizi özgür kılmak için beden aldı, dünyaya geldi, aramızda yaşadı, çarmıha gerildi ve öldü. Ve burada bahsedilen dünya o kadar kirli ki, o kadar günah içerisinde ki ve Mesih'in gelip canını vermesine sebep olacak kadar berbat bir halde. Kurtuluş yolu için başka bir yol yok. Etkinlik Tanrı'yı yücelten ilahilerle devam etti. Toplantının ardından gençler birlikte yemek yiyerek sohbet zamanında paylaşımda bulundu. 10 Haziran Cumartesi günü İzmir Arvalya kamp alanında Uyanış Gençliği Türkiye etkinliğinin düzenleneceği duyuruldu. Uyanış Gençliği toplantıları Hristiyan gençlere yönelik olup tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açık. Ve ona getirelim, diyelim ona, elimde ne varsa. Elimde ne varsa sana veriyorum. Senin yanında her şey süprüntü elimde. Elimde ne varsa sana veriyorum. Senin yanında her şey süprüntü atanmış.
kaderdenmiş, ayrılmış sana ait olayım. Kaderdenmiş, ayrılmış sana. Rabbim